Merhaba gençler, zemin mekaniği derslerine devam ediyoruz. Geçen dersimizde zemin ortamına belli kurallar çerçevesinde bir akım ağı çizmiştik. Eğer akım ağını çizmeyi başarmışsanız, sistemden geçen suyun miktarını, boşluk suyu basıncını ve hidrolik eğimi hesaplayabilir hale gelmişsiniz demektir. Size göre enerjinin fazla olduğu sol taraftan sağ tarafa doğru oluşan su akımından dolayı acaba enerjinin az olduğu tarafta ne kadarlık bir suyun çıkışı gözlenir? Bunu bu akım ağına bağlı olarak şuradaki formülasyonla hesaplayabilirsiniz. Q sistemin enerjinin fazla olduğu sol tarafından sağ tarafına doğru hareket eden ve şurada mansap tarafına gelen suyun miktarını şu formülde hesaplayabiliyoruz. K şuradaki zeminin geçirmelik katsayısı. H dediğimiz şey bu su akımını oluşturan sistemdeki yük farkı, yani sol taraftaki su seviyesi ile sağ taraftaki su seviyesi arasındaki fark. Bu seviye farkları suyla alakalıdır. Yoksa buradaki suyla buradaki zemin seviyesiyle alakası yoktur. İki tane su seviyesi arasındaki fark bu. H dediğimiz şey. Büyük H ile gösterilen ifade. NF dediğimiz şey akım kanalı sayısı. ND dediğimiz şey de eş potansiyel düşü sayısı. NF akım ağını çizdikten sonra hemen belli oluyor. Ne demişti çocuklar? Şöyle bir sınır akım çizgimiz vardı. Buradan öteye ne olmuyordu çocuklar? Bir akım çizgisi olmuyor. Bir tane daha sınırımız vardı. O da şuradaydı. Bu ikisi arasında da neler vardı çocuklar şöyle? Yine akım çizgilerimiz vardı. Akım kanalı iki tane akım çizgisi arasındaki bölgeydi. Şurası 1, şurası 2, şurası 3 ve şurası 4 olmak üzere bu şekilde akım kanallarını görüyorsunuz. Böyle gelip böyle giden bölgeler bunlar. Yani bu sistemde NF 4 tane. Eş potansiyel düşü sayısı da şudur. Kalemin rengini değiştireyim. Bu şekilde çizilen nelerimiz vardı? Eş potansiyel düşülerimiz vardı. Eş potansiyel çizgilerimiz vardı. Bu şekilde gidiyordu. Bundan iki tane yine sınır değer, sınır çizgisi vardı. Eş potansiyel çizgiler yani. Bunlar görüldüğü gibi çocuklar zeminle alakalı, zemin ortamıyla alakalı çizgiler. Zeminin içine çizilen çizgiler yani. Bu şekilde gidiyor. Bunlar sınır. KK sınır. Bu şekilde çizilen çizgiler neydi çocuklar? Eş potansiyel çizgilerdi. Bunların özelliği neydi? Buraya batırılan piezometre borularında aynı seviyede su yükselimi oluyordu. Bu geçen derste söylemiştik zaten. Peki şimdi eş potansiyel düşü nedir? İki tane eş potansiyel çizgi arasındaki bölge. Bakınız sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Demek ki ben akım ağını çiziyorsam sonra akım kanalı sayısı ve eş potansiyel düşü sayısı kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu değerleri de buraya koyduktan sonra bu sistemden
enerjinin fazla olduğu sol taraftan sağ tarafa doğru hareket eden Q debisi bu formüle göre kolayca hesaplanabilir. Hesabı kolay fakat akım ağını çizmenin zor olduğunu ama birkaç denemeyle yine akım ağının çizilebilir hale geldiğini geçen derste yine söylemiştim. Peki bu delta Q neresi? Onu da konuşalım. Bu sistemden geçen toplam debi miktarıdır. Yani suyun miktarıdır. Ne demiştik? Akım kanalları. Şunlar şöyle. Öyle kanallar ki buradan geçen debi miktarları eşit oluyor. Burada 4 tane akım kanalı olduğu için 4 tane delta Q var. Hepsi birbirine eşit. Bunlar da toplanıyor. Ne olarak karşımıza çıkacaklar? Q hesabı yani ilk yaptığımız hesaptan ortaya çıkan suyun miktarı veya suyun debisi oluyor. Delta Q ne oluyor? Bakın bu formülden farkı ne? K'lar ortak, H'ler ortak, ND'ler ortak, NF. Bu o zaman bir akım kanalından geçen suyun miktarı. Bu nedir? Komple sistemden geçen suyun miktarı. Bu kadar basit bir mantığı var yani. Devam edelim. Deminki sisteme benzer şekilde bu sefer farklı bir yapımız var. Bir palplanş perdemiz var. Palplanş perdemiz var. Bu palplanş perdesinin görüldüğü gibi sol tarafıyla sağ taraf arasında sol tarafta H1 kadar zemin alttaki zemin tabanından H1 kadar yukarıda bir su seviyesi var. Sağ tarafta da H2 kadar bakın şuradaki H2 kadar yukarıda tabandan zemin tabanından H2 kadar yukarıda bir su seviyesi var. Buradaki su akımı nasıl oluşur? Yine enerjinin fazla olduğu yerden az olduğu yere doğru yani bu şekilde su akımları olacak demektir. Deminki yapıya göre biraz daha ince olmasına rağmen mantığı aynı. Eğer su akımı varsa yani ne demek bu? İki tane su seviyesi arasında bir fark varsa H1-H2 sıfır olmadığı için ve buradaki zeminin geçirgen olmasından dolayı yine bir su akımıyla karşılaşıyoruz. Yine eğer su akımı varsa zemin ortamında bir su akımı varsa akım ağı çizilecek. Niye? Hareketli sularda yani ne demek bu yani sızma olayının olduğu zemin ortamlarında akım ağı çizilmeden ne yapamıyoruz çocuklar? Bazı hesaplamalar yapamıyoruz. Bir tanesi mesela debi, boşluk suyu basıncı gibi hesaplamaları biz ne yapamıyoruz çocuklar? Yapamıyoruz. Sızma olan yerde akım ağını çizmek zorunda kalıyoruz. Şimdi gelin bu öyle bir problemde ki bir önceki problemde bir bağlama yapısı vardı. Burada bir palplanş perdesi var. Bakalım buradaki formülasyon değişiyor mu? Q eşittir geçirimlik katsayısı çarpı büyük H NF bölü ND. Buradaki H nedir? Buradaki H iki tane su seviyesi arasındaki fark. O zaman benim formüldeki H denince aslında iki tane su seviyesi arasındaki fark yani H1 aksı eksi H2 denmek istediğini buraya yazdım. K neydi? Buradaki zeminin geçirimlik katsayısı. Burası ortak. NF ve ND nereden geliyordu? Akım ağını çizdikten sonra akım kanalı sayısı ve eş potansiyel düşüş sayısını bu akım ağından sayıyordum. Akım kanalı sayısını bir bakalım. 1, şöyle gelip giden. 2, 3 ve 4.
Akım kanalı sayısı 4. Şimdi ND'yi sayalım. Yani eş potansiyel düşüş sayısını. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 4 idi. Bu da 6. Buradaki en büyük hikaye tekrar ediyorum. Akım ağını çizebilmek. Bundan sonra akım kanalı sayısı ve eş potansiyel düşüğü sadece sınırlara uygun olarak da. Tabi burada sınırları da çizelim. Sınırlar nedir? Eş potansiyel çizgiler için sınırlarımız. Zemin yüzeyinden başlıyor. Yani enerjinin fazla olduğu taraftan başlıyor. Bu şekilde çizile çizile gidiyor. Belli kurallara uymak gerektiğini söylemiştim geçen hafta. Kaç tane eş potansiyel çizgi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane eş potansiyel çizgi varken bunun bir eksiği 6 tane de eş potansiyel düşüğü. Yani 2 tane eş potansiyel çizgi arasındaki bölge var. Akım kanallarını da gösterelim madem. Hatta temizleyeyim ekranıma. Rengini değiştireyim. Akım kanallar için sınırları gösteriyorum. Tam yine yapıya. Burada bir palplanj perdesi var. Palplanj perdesine teğet kısım ve bir de aşağıda geçirimsiz tabaka yüzeyi. Burası kaya olabilir. Kaya olabilir veya kil. Sert bir kil olabilir. Yani geçirimlik katsayısı üstteki zemine göre daha fazla olan, pardon, daha düşük olan bir zemin varsa burasını geçirimsiz kabul edebiliyoruz. Şimdi gelin diğer yapıya geçelim. Evet. Farklı bir yapı karşımıza geldi. Yine bir bağlama yapısına benziyor. Yine en büyük hikayemiz nedir çocuklar? Bu formülasyondaki neyin ne olduğunu, nereden alındığını unutmamak. K, akıma çizilen zeminin geçirimlik katsayısı. Burada bakınız taban. Suyun altındaki zemin tabanı. Suyun altındaki zemin tabanı böyle. K dediğimiz şey buradaki geçirimsiz tabakaya kadar olan akım ağını çizdiğimiz zemin ortamı. Yani sınırlarımız vardı ya. Dört tane sınırımız vardı. Akım çizgileri için. Hepsini şimdi beraber çizdim ama. Akım çizgileri için iki tane sınırımız. 1, 2. Eş potansiyel çizgiler için de bakın şurada 1, 2 olmak üzere 4 tane sınırım vardı. Bunun arasına ne yapıyordum çocuklar? Akım ağını yerleştiriyordum. K'nın nereden geldiği, yani bu akım ağını çizdiğimiz zeminin geçirimlik katsayısı. H dediğimiz şey sistemde su akımını oluşturan yük farkı. O da nasıl oluyordu? Yapının isterseniz bir palplanj olsun, isterseniz bir baraj olsun burada olduğu gibi veya bir bağlama yapısı olsun, bir istinat duvarı olsun fark etmiyor. Enerjinin yani yeraltı su seviyesinin yukarıda olduğu seviye ile diğer tarafta yeraltı su seviyesinin veya su seviyesinin düşük olduğu taraf arasındaki fark. Yani H. Yani şunla iki tane su seviyesi arasındaki fark yani. Burada doğrudan H'ye karşılık geliyor. NF dediğimiz şey akım kanalı sayısı, sayalım. 1 böyle gidiyor. 2 3 4 5
Burada 5 tane akım kanalı sayısı var. Eş potansiyel düşüğe bakalım. Rengi değiştireyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane de eş potansiyel düşüğümüz var. Bunları da 5 ve 9 olarak formüle koyarsanız enerjinin fazla olduğu sol taraftan, enerjinin az olduğu sağ tarafa doğru ne kadarlık bir debi geleceğini hesaplayabilirsiniz.